Hem eğitici, hem eğlenceli, bol etkinlikli sanat atölyemize hoş geldiniz. Yeni bir programa hazır mısınız? Bugün sizinle çok güzel taş boyamalar yapacağız. Hadi gelin, önce malzemelerimizi tanıyalım. Farklı boylarda taşlar, istediğin renkte akrilik boyalar, fırça, silikon, bir tane de teneke kutu. Hadi o zaman etkinliğimize başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, ben malzemelerimi hazırladım. Gelin birlikte etkinliğimize başlayalım. Önce bu teneke kutumuzu boyayacağız. Ben daha önce bir kat üstünden boyadım. Çünkü iki kat boyamak gerekiyor ve kuruması gerekiyor. Önce bunu boyayacağım, kurumaya bırakacağım. Ondan sonra yavaş yavaş taşlarımı çizim yapacağım ve boyamaya başlayacağım. Hadi başlayalım. Bunu yine beyazla ve maviyle boyamaya başlıyorum. Önce akrilik boyalarımı bir zemine sıkıyorum. Yetmezse tekrar sıkacağım. Biraz da mavi sıkıyorum. Böyle kalın bir fırçayla, bu boylarda bir fırçayla beyazla önce başlıyorum güzelce şu kısmını net bir şekilde boyamaya. Gördüğünüz gibi renk daha da canlı ve altındaki görsel daha fazla kapanıyor şu anda. Güzelce kapatalım. Hep yatay boyuyorum çünkü benim elimdeki tenekenin yatay çizgileri var. Dikey yaptığımda bu şekilde fırça izi kalır. Bu da gayet görünüyor. Bu şekilde ama fırça izi daha az görünür. Şimdi benim mavim var. Biraz böyle mavimle beyazımı karıştırıyorum. Biraz daha böyle uçuk buzlu bir mavi yapıp buraya bir alan oluşturacağım. Şekilde. Ben böyle renklerimin birbirine karışmasından çok hoşlanıyorum. Çok güzel görünüyor. Bu şekilde devam ediyorum. Fırçamda kalan boyamla. Hatta biraz şöyle koyu mavilikler de sürelim. Kenarlarına da sürelim biraz şöyle. Şimdi şu ön tarafına devam edelim. Arada ellerinizde böyle boya olabilir. Bu şekilde devam edelim. Şimdi buraya doğru yine aynı mavi tonumuzla boyamaya devam ediyoruz. Ben mavi yapıyorum çünkü bu ön taraf için taşlarımla bir tane penguen yapacağım. Çok sevimli bir penguen bu. Burası da bence penguenin yaşadığı bir alan gibi olacak. Arkaya doğru devam ediyorum. Her yerini mavi ile kaplıyorum. Bazı yerlerde açıklık, bazı yerlerde koyuluk bırakıyorum. Şurada fırça izlerini kaybetmek için yan tarafa doğru darbeler çekiyorum. Ve bunun boyaması bitince bunu kurumaya bırakacağım. En son yine bu ihtiyacım olacak bir parça benim. Bence boyama işlemi başarıyla tamamlandı. Evet, bunu tamamladım. Şimdi taşlara geçelim hadi bakalım. Bunu kenara koyuyorum, kurusun. Evet, fırçamızı yıkayalım, temizleyelim. Bazen ellerimiz böyle boyalar olabilir. Onları temizleyelim.
fırçamızı kenara koyduktan sonra benim böyle ince fırçalarım var. Mesela bu 0 numara, bu 1 numara, 4, 6 bu şekilde gidiyor. Neden çok ince fırçalar aldım? Çünkü sebebi şu, taşlarım çok küçük. Taşlarım çok küçük olduğu için de üstünde boyayacağım bazı aralıklar çok ince, çok detaylı. Bu detayları da ancak bu ince fırçalarla verebilirim. Bunun için en ince fırçadan biraz daha kalına doğru birkaç fırça aldım elime. Bu fırçalarımı size tekrar şöyle gösterebilirim. Evet. Şimdi önce çizim aşamasını göstermek istiyorum. Ben çizimi daha önce sizin için böyle bir çok ince bir şekilde çizmiştim. Şimdi üzerinden biraz daha kalınlaştırıp bastırıp tekrar çiziyorum. Daha net bir şekilde görebilmeniz için ve önce penguenimin ağzını çizmekle başlıyorum. Bu şekilde ağzını çizdikten sonra yavaş yavaş artık penguenimin yanaklarına doğru geçiyorum. Aşağı doğru biraz hafif çizgiler. Tekrar aynı çizgiyi burnunun üstünden başlayarak aşağı doğru iniyorum. Ayaklarını şöyle küçük sevimli, uçları sivri, altı yuvarlak şekilde yapıyorum. Siz bu işlemi kurşun kalemle de yapabilirsiniz tabii ki. En sonunda da gözlerini iki daire şeklinde buraya yerleştiriyorum. Böyle çok sevimli bir penguen olacak boyandığında da. Şimdi benim beyaza ihtiyacım var, siyaha ihtiyacım var ve turuncuya ihtiyacım var. Onun için böyle azar azar bu renklerden sıkıyorum. İhtiyacım olduğunda tekrar sıkabilirim. Şöyle bir turuncumuz var. Bunu da sıkalım biraz. Beyazımız burada var zaten, onu kullanacağız. Önce ilk aşama olarak bu penguenimizin beyaz kısımlarını boyayacağız. Çünkü beyaz kısım belki iki kat boyamak gerekebilir. O arada belki beyaz kısmımız kurur ve tekrar boyayabiliriz. Hadi şimdi başlayalım. Yine ben en ince fırçam olan 0 numarayı alıyorum. Ve beyazdan bir miktar boya alıyorum. İlk önce en böyle detaylı yerlerden başlayıp hiç acele etmeden yavaş yavaş boyuyorum. Göz çevresini geçiyorum. Elinizdeki taşın rengi koyuysa mutlaka iki kat boyamak gerekecek. Ama açıksa belki tek katla kurtarabiliriz. Bunu kuruduğunda anlayacağız. Evet, dudaklarının yanından şöyle geçelim. Detaylı bir şekilde yavaş yavaş, acele etmeden yine beyaz boyamızı kullanarak devam ediyoruz. Penguenimizin beyaz kısmını boyarken biraz dikkat gerekiyor.
fazla boya bırakmamaya çalışıyorum. Çünkü orada kalıntı gibi görünmesini istemiyorum. Detaylı kısımlarını boyadıktan sonra biraz daha kalın bir fırçaya geçebilirim. Burada epey detay vardı. Bu detayları boyadım. Şimdi bu kısmı için biraz daha kalın bir fırça alacağım. Bu fırçamı şöyle kenara bırakıyorum. Şöyle birazcık daha kalın bir fırça alıyorum. Burası için bu düz bir fırça. Böyle devam ediyorum. Daha özgür bir alanım var çünkü burada. Mümkün olduğunca çizgileri kapatmaya çalışıyorum, bu çizdiğim çizgileri. Mesela buralar kurudu şu anda. Onların üzerinden böyle ikinci katı da yavaşça geçersem daha da iyi bir iş ortaya çıkar. Şimdi tekrar burada ayrıntılar var. O zaman tekrar küçük fırçamı kullanacağım. Böyle şu kenar kısımlarını da tamamlayayım. Fırçanız artık kaymamaya başladığında bilin ki fırçadaki boya bitmiş demektir. Yani tekrar birazcık fırçanıza boya almanız gerekiyor. Şimdi fırçamı bırakıyorum. İnce fırçamla devam ediyorum. Çünkü ayrıntı kısımlarını yapacağım. Tekrar ayakları için. Evet, diğer ayağına geçelim. Buralar biraz böyle dikkat gerektiriyor, sabır gerektiriyor. Evet, son olarak da bu kısmı yapacağız ve beyaz kısmı tamamlamış olacağız. Evet, beyaz kısmını bitirdik. Gerçekten biraz zordu ama akrilik boyayla boya yapmak bence çok zevkli bir iş. Şimdi fırçalarımızı hemen yıkayalım. Her seferinde fırçalarınızı temiz bir suda yıkamanızı öneriyorum. Çünkü diğer türlü fırçalarınız ucu kurur ve bir daha kullanılmaz hale gelebilir. Bunun için daha sonra böyle ılık bir suda fırçalarınızı güzelce sabunla temizleyebilirsiniz. Ben şimdi şöyle güzel bir suda temizledim. Bakın tertemiz oldu. Bunu temizledikten sonra şimdi diğer boyalara geçeceğim. Neye ihtiyacım vardı? Siyaha ve turuncuya ihtiyacım var. Bunun için yine ince fırçalarımı yanıma alıyorum. Önce en ince fırçam olan 0 numarayla turuncuyla şu ağız kısmını yapacağım. Çünkü o arada kalıyor. Evet, şu turuncumu alıyorum ve başlıyorum. Fırçanı sıkı tutmalısın. Elinden kaydırmamalısın.
Fırçanın ucunda şu an çok fazla boya var. Bunu biraz böyle azaltmak istiyorum. Suyla inceltiyorum. En sonunda siyah kontürler geçerek bunları ön plana çıkartacağız. Aynı renkle bir de ayaklarını yapacağım. Fırçam o rengi bulanmışken hemen ayaklarını tamamlamak istiyorum. Evet. Yine sivri sivri şöyle yavaşça. Ayaklarını da tamamlamaya başladım. Evet, çok tatlı oldu bence. Şimdi fırçamı tekrar yıkıyorum. Çünkü diğer renklerim için lazım olacak. Temiz bir şekilde buraya koyuyorum. Şimdi siyaha geçiyorum. Siyahlı olan bölümleri daha kalın bir fırçayla da yapabilirim. Hatta ucu daha da düz olan bir fırça kullanabilirim. Bunun için siyaha şöyle düz bir fırça yardımıyla biraz, çok değil ama biraz alıyorum. Şöyle düz kesimlerinden sivri bir şekilde başlıyorum. Dikkat ediyorum. Beyazı kapatmak kolaydır ama siyahı kapatmak her zaman daha çok zordur. Evet, bundan kalan yeri zaten yavaş yavaş siyah yapacağız. Acele etmiyorum, fırçamı kaydırmıyorum. Bu işlem için sulu boya fırçası kullanmıyorum. Sulu boya fırçası değil de akrilik boya fırçası. Yani kesik uçlu düz fırçalar benim daha çok işimi görüyor. Biraz boya alıp şöyle kenardan, hiç acele etmeden. Evet, bir tarafı neredeyse tamamlanmış oldu. Şimdi diğer tarafını boyayacağım. Akrilik boya hızlı bir şekilde kuruyor. Eğer çok kalıntı bırakmazsanız hızlı bir şekilde kuruyacaktır. Mümkün oldukça kalem izlerini kapatmaya çalışıyorum. Siyahım çok, kapatıcılığı çok iyiymiş. Evet, şimdi yavaşça şu kenarlarını kaldırıp artık biraz geriye kadar boyayacağım. Şöyle elimi alayım.
beyaz kısmı bayağı kurumuş. Bu kısmı yapıştıracağım için boyamıyorum. Ama şu kenarlarını boyayayım çünkü kenardan görünmesini istemem. Biraz şuralara şöyle dikkat ediyorum. Buraları hep dikkatli boyamam gerekiyor. Evet, şurayı da boyadım mı? Siyahla şu anda büyük alanda işim bitiyor. Yavaşça tekrar bırakalım. Buralar kurumaya başladı bile. Şimdi fırçamı yıkayayım hemen. Suyun içinde beklesin. Ben şimdi gözlerini yapacağım. Bunun için yine çok ince bir fırça kullanacağım. Ve siyahıma böyle küçük bandırıyorum. Çok azıcık aldım. Dikkatle yapıyorum burayı. Taşırmak istemiyorum çünkü. Daha sonra bu kuruyunca üstüne beyazlı ışık yansıması yapacağım. Şimdi şöyle çevirelim. Diğer gözünü yapalım. Evet, şimdi birazcık boyamı sulandırıp şöyle kontür çizgilerini yapacağım. O dudağının kontür çizgilerini falan. Onun için çok sulandırmıyorum. Biraz böyle sulandırıp ince, çok ince, çok seyreltilmiş bir hale getiriyorum. Sonra şöyle kaldırayım. Hatta şunu da şöyle altına koyayım. Şimdi dudak çizgisini yapacağım. Onun için böyle dikkatli bir şekilde yapıyorum. Evet, şimdi de aynı işlemi ayakları için uygulayacağım. Sonra da kirpiklerini yapacağım. Yavaş yavaş böyle etkinliğimi tamamlayacağım. Evet. Bundan sonra her yapacağımız şey onu daha sevimli gösterebilmek ve çok daha tatlı bir penguen elde edebilmek için. Buraya şöyle küçücük bir çizgi bırakacağım. Fırçamın ucunu çok dikkatli kullanıyorum bunun için. Şimdi kirpiklerini yapacağım.
Evet. Şimdi sadece gözlerini iki küçük beyaz noktası kaldı. Ve aynı ışıktan bir tane de bir dudağın üst kısmına koymak istiyorum. Beyaz alacağım şuradan biraz. Onun için beyazı da birazcık hafif hafif sulandıralım. Akrilik boya çok hızlı kuruyan bir boya demiştim. Bunun için de paletimizdeki boya çok hızlı kuruyor. Şöyle sadece bir damla, bir gözüne, bir damla, diğer gözüne. Bunlar ışık yansımaları. Bir de şöyle küçük dudağının üstüne ve küçük bir altına şöyle. Yaptığınız her ayrıntı çalışmanızı biraz daha güzel gösterecektir. Evet, penguenimi tamamladım. Size böyle penguenimi göstermek istiyorum. Bence her yeri de kurudu, çok da tatlı oldu. Şimdi diğer kısımlara geçelim bakalım. Bu kururken ben diğer kutum kurumuş mu onu bakmak istiyorum. Bu hala tam olarak istediğim gibi kurumamış. Onun için ben bir tane daha küçük bir penguen yapmak istiyorum bunun yanına. Evet. Bu penguenimizi de yine daha önce ben çizmiştim. Üzerinden geçeyim, biraz daha kalınlaştırayım. Siz de nasıl yaptığımı görün. Bunu da böyle sizin göreceğiniz açıya koyayım. Siz de orada ona bakarak yapabilirsiniz. Evet, yine burnundan başlıyorum. Aynı işlemleri diğer penguenime yaptığım gibi buna da yapıyorum. Bu daha yavru, küçük bir penguen olacak. Evet. Bunun ayaklarını şöyle küçücük yuvarlak yapalım. Hızlı bir şekilde bunu da devam ediyorum. Evet, fırçalarımı şöyle yanıma alıyorum. Hangi fırçaya ihtiyacım varsa onu kullanacağım. Yine ince fırçamı hemen yıkıyorum ve ucunu tertemiz hale getiriyorum. Çünkü en ince fırçama en çok ihtiyacım oluyor bu süreçte. Ve bu da çok küçük bir iş. Bunun için yine en önce beyazla başlıyorum. Biraz öncekinde de öyle yapmıştım. Ayrıntıları aynı boyama işlemini bunda da uygulayacağım. Gözünün çevresinden geçiyorum yine. Yavaşça beyaz kısmımı tamamlamaya çalışıyorum. Benim taşlarım açık renk olduğu için tek kat beyaz yetiyor. Eğer sizin taşlarınız koyu renkse mutlaka iki kat boyamanız gerekir. Bunun için ilk sürdüğünüz beyazın kurumasını bekleyin lütfen. Mesela beğenmediğin yerlerin üstünden hemen geçebilirsin bu arada. Bu daha küçük olduğu için tabii biraz daha boyaması diğerine göre zor. Fırçalarını her zaman temiz tutuyorsun. Ben de yıkıyorum güzelce. Ve kenara bırakıyorum. Şimdi beyazımla işim bittiğine göre yine turuncuyla devam edebilirim. Evet, benim turuncum birazcık katı olduğunu gördüm. Ben bunun için turuncu rengimi birazcık suyla
açıyorum. Bak bu şekilde birazcık su kullanarak rengimi açıyorum. Aslında bu bir renk açma işlemi değil, bu rengi seyreltme işlemi. Bak biraz daha yumuşak bir boya elde ediyorum şu anda. Evet. Bu da benim boyanın sürülebilirlik olayını biraz daha kolaylaştıracak. Şimdi tekrar ağzını boyamaya başlıyorum. Dediğim gibi bu biraz daha küçük olduğu için daha dikkatli olmalıyım. Aynı renkle yine ayaklarını devam ediyorum. Boyam daha iyi boyanıyor şu anda diğerine göre. Şöyle ucuna iki sivri patik bırakıyorum. Evet, tekrar fırçamı yıkıyorum. Temiz bir fırçayla devam etmek istiyorum çünkü. Evet, siyaha geçiyorum. Siyah da yine şu fırçamı biraz kurulayayım bir peçete yardımıyla. Su akmasın. Siyaha geçiyorum. Siyahı da aynı az önce yaptığım gibi inceltip hemen şu ara işlemden başlıyorum. Mümkün oldukça kalem izlerini kapatıyorum. Böyle kenarlarından düzgünce önce kontür çizgilerini tamamlıyorum. Evet. Şimdi geri kalan işlem, bunu suya bırakayım. Geri kalan işlem zaten kalan yerleri siyaha boyamak. Bunun için kalın bir fırça aldım. Ve görünen yerleri siyaha boyuyorum. Evet, devam edelim şuraya doğru. Kenardan görünen her yere siyahla boyadım. Şimdi tekrar en ince fırçamı elime alıyorum. Çünkü bunun da gözlerini yapacağım. Şimdi fırçamı sudan iyice arındırayım. Aynı şekilde biraz suyla incelttikten sonra siyahtan alıp boyaların miktarını aslında çok az alıyorum. Gözlerini yapmaya başlıyorum. Eğer çok da sulandırırsanız sağa sola akmaya başlar. Çok iyi ayarlamalısınız. Şu kepini de yapalım. Yine elimizdeki fırçayla, en ince fırçamızla dudak çizgisini yapacağız.
Biraz önceki de yaptığımız gibi. Şuradan bir taş alalım. Biz şöyle altına koyup destekleyelim. Ayaklarını da aynısını yaptıktan sonra boyama işlemimiz bitmek üzere. Sadece küçük iki ışığımız kaldı. Her seferinde peçeteyle kuruluyorum. Çünkü bir su akmasını istemiyorum. Şöyle bir damla, çok küçük bir beyaz alıyorum. Bu beyazla gözlerine küçük birer ışık veriyorum. Bir de aynı şekilde dudağının üstüne ve altına. Bunu da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi artık tasarıma ve yapıştırma aşamasına geçelim bakalım. Ama önce ellerimizi yıkayalım. Evet sevgili çocuklar, ellerimi yıkadım ve projemi tamamlamak için hazırım. Şimdi artık tasarım aşamasına geçiyoruz. Kutum hazır, penguenlerim hazır ve burada birkaç tane farklı deniz kabuğu ve taşlarım var. Bunlarla süsleme yapacağım. Hadi başlayalım. Şimdi yapıştırmak için silikona ihtiyacım var. Silikonumu ısıttım ve silikonla arkasına bir miktar silikon sürüyorum. Şöyle sür. Bolca sür, bolca sür. Çünkü bu ağır bir taş. Bunu tutması için çok sürmeliyim. Ve bunu şu kısma yapıştırıyorum. Yere koyduğumda bu üstte olmalı. Bakın böyle. Bu şekilde. Ve bunu da şöyle yanına. Sanırım şu tarafa koysak daha güzel olacak. Yine buna da bir miktar sürelim. Ve şuraya oturtalım. Biraz tutuyorum. İçine de şöyle bir ağırlık koyalım. Şimdi kenarlarını artık, şunu bir alalım. Kenarlarını artık sağını solunu bu küçük taşlarla ve deniz kabuklarıyla süsleyeceğim. İstediğin taşları, istediğin deniz kabuklarını pullarla, boncuklarla süsleyebilirsin. Biraz buraları böyle aralıklı bir şekilde silikon sıkıyorum. Mesela şuraya biraz daha büyük olan bunu yapıştıralım. Tutmadığı yerlerde yine silikonla destekleyebilirsiniz. Şuraya bir tane taş yapıştıralım. Yine buraya. Buraya doğru gelelim. Buraya böyle önce ufak bir tane. Koyduğunuzda hiçbirinin yere değmemesi lazım. Evet, şöyle. Birbirlerini oldukça yakın yapıştırmaya çalışıyorum. Böyle farklı şekillerde taşları yan yana buralara yapıştırabilirsin.
Şimdi üç tarafa doğru. Birkaç tane daha taş yapıştırıp. Şu araya bir tane daha yapıştırmak istiyorum. Şuraya bakalım. Oraya da şunu yapıştıralım. Silikon bize bu işte çok yardımcı oldu. Şu arkalarını da istersen buradaki taşları ekleyebiliriz. Tamamen taşla kaplamış oluruz. Son olarak da ne yapıştıralım? Evet! Sevgili çocuklar, ben projemi tamamladım. Yeter ki düşün, hayal et, tasarla. Şimdi sıra sizde. Siz de yaptığınız çalışmaları TV52 WhatsApp hattından bizimle paylaşabilirsiniz. Bir dahaki hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu bir çalışma yapacağız. Ve bu çalışma için seni TV52 ekranları başına bekliyorum. Hadi gel, şimdi malzemelerimizi not alın bakalım. Kırmızı ve beyaz renkte fon kartonları, kırmızı, beyaz ve siyah renkte simli evalar, Atatürk fotoğrafı, makas ve yapıştırıcı. Bir sonraki Sanat Atölyesi'nde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.